dünyaya kredi veren reisimiz var, çok şükür. Önceden insanlar hastane kuyruklarında ölüyordu, şimdi evde ölüyor. Allah bizim ömrümüzden alsın, onun ömrüne versin. Amin, amin. Benim dedem öldüğünde hastaneden yıkamadılar. Kuru temizlemeci yıkadı. Herkese merhabalar. İlave TV'ye, pardon, Ağam Haber'e hoş geldiniz. Sizden gelen yoğun istekler üzerine Kendine Muhabir kanalının sahibi Hasan kardeşimle Ağam Haber 3 videomuzu çekeceğiz. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Ağam Haber sizi seviyor. Ağam Haber her yerde. Hasan'a abone olabilmek için sol üst köşeyi tıklayabilirsiniz. Gidişattan bahsediyoruz abi. Ekonomi nasıl? Neyden? Ekonomiden bahsediyoruz. Ağam Haber'den geliyoruz biz. Nasıl, memnun musunuz ekonomiden? Ne televizyonu bu? Ağam Haber abi. He? Ağam Haber. Ağ mı? Ağam Haber'i seviyoruz. Ülke süper. Süper gücüz. Gittikçe iyiye gidiyor bu ülke. Bu ülkede emeklinin, askeri ücretlinin, her şeyin yaşaması refah. Herkesin cebinde milyon para var. Yalan söylüyorlar. Var mı? Namkör. Abi ekonomik gidişatı soruyorum. Nasıl, ekonomik gidişattan memnun musunuz? Şimdi bunu yayınlıyorsanız söyleyeyim. Evet, yayınlayacağız abi. Şimdi hükümetimiz bir sürü işkence altında. Görüyorsun işte, yurt dışındaki insanlar, ülkeler, yani hep her taraf baskı yapıyor. Yani bundan iyisi olmaz ki. Hangi ülkeler baskı yapıyor abi? Ben niçin baskı yapıyorum? Amerika yapıyor. Amerika ön planda, İsrail arka planda. Yani dediği gibi. Ülkemizi yıkmaya çalışıyor. Siyonistler, masonlar, hepsi el birliği içinde. Şimdi ben bütün yurt dışlarında gezdim. Bu ülke gibi refah ülke var mı? Şu insanları hiçbir sokakta bulamazsın. Hangi ülkeye gittiniz abi? En garibanın 4 tane evi var Türkiye'de. 3 arabası var. Bir traktörü, bir el arabası, bir at arabası var. Yok mu abi? Evet, doğru. Var mı abi sizin arabanız? Namkör millet, namkör. Arabam benim vardı, sattım. 3 araba diyor. İhtiyaç fazlasından satmıştır abi. Yok, ihtiyaç değil yani, israf yani, günah. Yani, günah kullanmıyorsa yani. Ne yapacak? Şu anda hükümetimiz mesela zor durumda, biz de artık ayağımıza göre yorganımızı uzatıyoruz. Yardımcı öyle oluyoruz. Tabii canım. Battaniyemizi ona göre üstümüze çekeceğiz. Yapacak başka bir şey yok. Evet. Yani ülke iyi, ferah. Milletin cebinde 10 bin liralık telefonla dolaşıyor, açım diyor. Ya kardeşim, ben kaz kuyruğuna giderdim, kaz biterdi. Gider kaymakamdan kağıt alırdım. Yani. Giderdim, kaz bitmiş. Hiç. Elektrik yok köylerde. Mumla oturuyorlar. Yani bu ülkenin kıymetini bilmiyor insanlar. Öyle. Fakiriz, açız diyenlerin cebinde 5-10 bin lira para varmış. Ya ne, 20 yıl önce bu millet ayakkabısız dolaşıyordu. Adidas var mıydı? Nike var mıydı? Var mıydı? Çarıkla dolaşıyordu millet. Evet, doğru. Çarıkla dolaşıyordu, hiç namkör, namkör. Bir millet namkör. Başka hiçbir şey değil. Aynen öyle, aynen öyle. Eklemek istediğim bir şey var mı? Eklemek istediğimiz, yani insanlar bu değeri bilsin yani. Türkiye'nin bu gidişatı inşallah iyiye gidecek. Yani İyi bu zaten. Bu yollar, bu hastaneler yapılıyor, ilaç kuyrukları yok. Yani bunu gençlerimiz bilmiyor yani. Bunu eski insanlar bilir bunu. Ya. Gençlerimiz bilmiyor. Çünkü taşın altına parmağını sokmadılar. 20 yıl önce yol yoktu be. He, yol yoktu. Hastane yoktu. Bugün arabalar nereden gidiyordu? Araba tarladan gidiyordu. Yani, nereden gidecek? Bugün hangi eczaneye gitsen ilacını alıyorsun bedava yani. Bundan iyi bir şey var mı? Hiç ödemiyorsun. Hiç. Vergi yok. Ülkede vergi veren yok. Ondan sonra borcu olan yok. Herkesin cebinde milyon para. Açım diyor. Yalancılar. Hain. Vatan haini. Yalan mı abi? Ya daha iyi de olabilir inşallah. Yani temennimiz daha iyi olması. Çok teşekkür ediyorum abi. Sağ olun. Çok sağ ol. Türkiye'nin ekonomik gidişatını soruyoruz. Nasıl ekonominiz? Şu orta çok pahalı, hayat pahalı. Pahalı? Pahalı, çok pahalı. Neden abi? Neler pahalı? Ne yalan? Eskiden 50'de 100 geldi üzerine. Elektrik? Elektrik, su, mazot. Bir yere yolcu olarak gidiyorsun, mesela 50 milyona gidiyor, şimdi 150 milyon oldu. Bence uygun. Uygun mu? Uygun tabii. Uygun değil. Neden? Demirde zem gelmiş, çimento zem gelmiş. Yani adam bir ev yapamıyor. Bu devirde her bir garibanın 4 tane evi var. Garibanı ben görmüyor, hepsi sokakta. 4 tane evi, 3 arabası. Bir traktörü, bir el arabası, bir at arabası var herkesin. O yan dilencidir, yoksa çarpmış bir yerde. Yok, nere ne bu? Çarpacak? Tabii. Herkesin var. En garibanın diyenin cebinde 5 bin lira var. 5 milyon.
Tabii. Sen yalan konuşma, doğru konuş. Öyle yalan. Tabii ya. Ne adamı, ben burada 20 senede çalışıyorum. Beni bir 3 tane araba aldın, zor zor kaldım, sattım. Bak krediye girdim. Ne kredi? Kredi. Kredi 130'a kesiyor. Bir şey ben maaş alamıyorum. Niye? Kredi var. Ne yaptın kredi? Yaptım. Ev aldım. Daha ne? Ev aldım, i̇şte hele inşaathanlı. İnşaathanlı, hele giremedim. Bu ülkede en garibanım diyenin altında Porsche marka araba var. Ya sen az o tarafa git. Tabii. Sen o tarafa git, şey konuşma. Tamam. Niye canım? Biz de fikrimiz ya yalan neyden? Konuşma. İyi diyor abi. Yalan konuş. Tabii, telefonu var. Ne üçü? 5000 liralık telefonla da şimdi, dolaşıyor millet. Pardon. Bu ülkede kimsenin borcu yok abi. Bu ülkede borçluyum diyen... Abi var diyor. Abi, ne bu? Kimsenin ya, borcu. Ya sen ona ne diyorsun? Bir adamı kimsenin çarp... Borcu. Pardon. Gelir misin? Kimsenin borcu yok. Onu söyle bakın kaç... Ben yokum, aynen, konuşmuyorum, evet. Tamam. Yok, konuş canım. Ben sana söyleyeyim mi, kalbi kırı, dur ya. Yok canım, niye kalbimizi kırıyorsun? Eyvallah abi. Ne olacak böyle ya? Daha çok istiyoruz. Biz öyle bir milletiz ya. Çalışmalı, araba versin devlet bana, ev versin, maaş versin. Ağzımızı açalım, o kadar, ağzımız o kadar. Eve de yemek yollasın bize ya. Hiç. Bu kadar basit. Hastanelerde mesela kuyruklar var. Bitmez, o konuya Allah girmesin. Allah razı olsun, bitmez reis yani. Sayesinde buyur, şimdi evde bekliyoruz. Buyur, eve geliyor doktor eve. Garibanım diye bakıyorum, cebinde 3 milyon lira telefon, sigara, nah böyle 15 bin lira. Yani. Ben köylüyüm, soğan üretiyorum, 1 lira dedim pahalı diyor. Markete girdi mi bana Larkmork sigara ver diyor, 15 lira ona seslenmiyor. Ben soğan üretiyorum, 1 lira diyor, pahalı 1 lira yalan soğan. Yalan atıyorlar, teze geçiyoruz diyorlar sigara pahalılığında, herkesin cebinde Marlboro var. Ekonomi kötü diyenler yalan mı söylüyor abi? Pek derinini bilmem. Şimdi az önceki abiyi duydun herhalde. Ya diyebilir. Herkes özgürdür. Herkesin görüşüne saygımız sonsuz. Şimdi o öyle görüyordur. Şimdi abi cebinden 5 lira para çıkartır. Ekonomisi dardır. Ama çalışmazsan her şeyin maliye öyle dardır. Değil mi abi? Cebinde 3-5 tane telefon olur da. Bu hiç. Zaruri ihtiyacım olur mu? Nasıl istiyor? Daha güzel. Çalışırsan öyle olur bu canım. Çalışırsan olur. Neden olmasın? Öyle değil mi abi? Mutlaka. Ben yaşım 67 bak. Halen çalışıyorum bak. Öyle. Ne iş yapıyorsunuz abisi? Çiftçiyim. Çiftçisiniz. Çiftçi? Çiftçilik bitti diyorlar. Kim bitti diyor? Bazı vatandaşlar çiftçi. Bu ülkede diyor. Çiftçilik biter mi ya? Bitmez. Bu ülkede çiftçilik biter mi ya? Biz tarım ülkesiyiz ya. Her şeyimizi kendimiz üretiyoruz. Yok Suriye'den şey alınmış, patates alınmış. Yok buğday alınmış. Biz onlara yardım etmek zorundayız. Onlar bizim ümmet kardeşimiz ilk önce. Yani ben, 7 milyon varmış ülkede. De, ben çiftçiliği bırakalı 15 sene oldu arkadaş. Bilemem devletin borçluyuz ama bak bahçe var onunla bir şey kazanmıyor. Neden biliyorum, maliyetler artınca ekmiyorum, hesap ediyorum. Ben A'dan Z'ye yazarım, attığım görürüm mazot aynı. Kurtarmayınca bıraktım. Ben ne yaşıt bir traktörüm vardı. Niye kurtarmıyor abi? Ya hesap ediyorum, kurtarmıyor. Kurtarır aslında da. Ekmek şeyden çaydan ucuz. Ekmek 1 lira olduğu müddetçe zor. Çünkü ekmek devletin politikası, aç kalmasın milleti ama bir kilo buğday bir bardak çay parası etmiyor. Bir bardak çay geçen gün şurada da bir çay içtik adam. İyiyiz. Olsun o kadar canım. Geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz abi? Geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? Emekliyiz, onunla idare ediyoruz işte. Emekli maaşı. Allah ne kadar alıyorsunuz abi? Emekliler de şikayetçi, bazı emekliler durumunda. Ya şimdi Allah bereket etsin. Bana 1390-1400 lira para veriyorlar. Tamam. Ben de getiriyorum. Yani sigara işime bilmiyorum. Kim alıyor o parayı ya? Kim alıyor o parayı? Allah bereket versin. Teşekkür ederim. Türkiye'nin ekonomik gidişatını soruyorum abi. Nasıl ekonomik gidişat? Çok güzel. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Benden çok rahat şekilde yaşıyorum. Emekli misiniz abi? Emekliyim. Ne kadar emekli maaş alıyorsunuz? Geçinebiliyor musunuz? Söyleyeyim mi? Evet. Söyle. Bu ülkede emekliye verilen hakkın 99'u fazla, emekliye %1'i yeter. Emekliye yetiyor. Ekonomi o kadar iyi yani. İyi tabii. Ben memnunum. Tabii. Şahsen memnun olmayan memnunum. Var mı? Süper. Avrupa'yı aratmıyor oğlum. Tabii. 25. Hayır yok. Çekten yaşın. Hayır gitmem. Kendine bakacağım. 25 sene yurt dışında kaldım. Ya. Vallahi 4 gözlerini aradım. Almanya bizi kıskanmıyor mu amca Allah evet, aşkına? Evet kıskanıyor. Kıskanıyor Almanya'da. Hem de Stuttgart'ta. Mercedes fabrikası Stuttgart'tadır usta Almanya'da. Ben de oradayım. Ben Almanya'da yaşıyorum. Gördüm. Evet. Yani Almanya Stuttgart'ta Mercedes fabrikası var Türklerin şu anda. Aldı. Aldı. Ya, sahibi. Yine devlet Alman da fakat biz Türkler çok üst kademelere geldi. Çalışıyorlar. Şu anda evet. Almanya olduysa var. Türk
Türkiye sayesinde evet, oldu. Evet, doğru çıkıyor. Ayakta duramazdı. Sanayi mi var? Her yer çöp. Ben 63'te gittim. 85'te geldim. Gittiğim zaman binalarda kurşun izleri vardı. Abi ben o dönemi tabii bilmem de sizin mesela gittiğiniz senelerde Türkiye'de hastanelerde kuyruk vardı diyorlar. Onu yaşama. Onu sorma bana. O ilaç alma. İlaç alma. Hastane ha? Onu sorma. Şimdi her şey bedava. Devir attı. Çağ atladı. Millet nankör Türkiye. Amca. Vallahi nankör. Nankör doğru millet. Şey. Ben sabahleyin namazı kılar, para almak için bankaya kuyruğa girerdim. Benim dedem, İlaç almak için kuyruğa gider. Şimdi benim dedem öldüğünde bak benim dedem öldüğünde hastaneden yıkamadılar. Kuru temizlemeci yıkadı. Benim dedemi kuru temizlemeci yıkadı. Hastanede yıkamadılar da. Evet. Ya. Oğlum, biz senin gibi bir oğlum, bir kızım vardı. Maalesef onlar için geldim ben buraya. Uyum sağlayamadı, geri gitti. Lufthansa'da kaptan. Düşün. Ya. 380 büyük uçaklarda onu uçur. Kızım da maalesef Dubai'ye gitti. Orada yaşıyor. 15 niye yurt dışında yaşıyorlar abi? 15 gün önce oradaydım. Allah bütün zenginliği oraya vermiş. Bizim ülkemiz de zengin. 60 katlı şey kumun üzerine yapmışlar. Bizim ülkemiz Dubai'den daha zengin aslında. Zengin de fakat aradım burayı. Aradım. Onu da aradım. Evet. Bizim ülkemiz daha zengin evet. Dubai. Kuru oğlum hep yapmacık ya. Ağaç çöl, bile çöl. Plastik çöl. Yapmış. Hiç çöl her yer. Otobanı geç 8 tane gidiş 8 geliş. Fakat yanı yol kum. Yapmış. Kullarımızdan memnunsunuz abi. Hem de nasıl? Duble. Ben Sivas'lıyım. Sivas'a gidip geliyorum. Vallahi o Kayseri yolu var ya. 180 ile git. Hiç. Neyse tamam. Nasıl? Tamam. Çok sağ ol. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol abi. Ağzına sağlık. Size sağlıklı. Sağ ol abi. Eyvallah. Türkiye'nin ekonomik gidişatını soruyorum. Nasıl memnun musunuz halinizden? Vallahi bir şey diyemeyeceğim. Ben bu konuda hiçbir bilgim yok. Yani cebinizdeki paradan haberiniz vardır muhakkak ya abi. Biz Alma Haber'den geliyoruz. Doğrudur ama şu anda hiçbir bilgim yok. Bir şey diyemem yani. Cebinizde kaç para var abi? Öyle soruyorum ben size. Çıkarsa 5000 lira çıkarır. Herkes memnun bu devirde. Herkesin hayatı rahat. Siz memnun musunuz? Öyle değil mi? Öyle. Olan yaşıyor, olmayan da sürünüyor. Işte. Olmayan da yok ki, herkes de var. Herkeste de var yani. Yok diyene de inanmıyor. Nankör. Şuralara bir bakılır. Ya. Bir bakılır. Daha öncesini söylesene abi. Sen emekli olmadın mı ya? Olacağım. Ben emekliyim halen çalışıyorum aynen. Ayrı mesele. Ben de olacağım. Olur. Nasıl gidişattan memnun ben musunuz? Ben emekliyim. Memnun değilsiniz. Memur değilim. Neden memnun değilsiniz abi? Türkiye'nin durumu belli yani. Yetiremiyorsunuz herhalde aldığınız emekli maaşı. Maaşlar yetmiyor. Yetmiyor mu? Yetmiyor. Nasıl yetmiyor abi? Herkesin 4 tane evi, 3 arabası, bir traktörü, 2 el arabası, bir at arabası var. Herkes Ferah tabii milletin cebinde 10 bin liralık telefon var. Var nasıl mı? Yetmiyor? Sizde var mı abi 10 bin liralık telefon? Var telefon var da hepsi borçtur. Borç almış. Almış ama sonuçta canım. Ya boş ver. Ne kadar emekli maaş alıyorsunuz girmek abi? Girmek istemiyorum. Emekli memuruyum. 2000 üzerinde evet. Alıyorsunuz. Çok şükür. Hangi ülkede hangi ülkede 2000 lira alan emekli var? Şükürler olsun ona şükür diyeceğim yok da. Yine yetmiyor. Hep bankaya muhtacız. Borçlusunuz. Evet. Banka reis şu anda dünyaya kredi veriyor. Dünyaya kredi veren reisimiz var. Çok şükür. Ona şükürler olsun. Ben Erdoğan'dan memnunum yani. Herhangi tabii. Bir sıkıntım yok. Bu konuda rahatım. Ama geçinememekten... Kendimi bildiğim bileni Erdoğan'a veriyorum ben. Ama gene yetmiyor. Maaş yetmiyor. Yetmiyor. Evet. Yetmesi lazım abi. Nasıl yetmiyor? Ya yetmiyor kardeşim. Bak oranı evlendireceğim. Maaş yetmiyor. Hep borç, her borç. Ne şey olmaz abi, herkese var borç. Amerika'nın bile borcu var. Borç olmadan zaten insan yaşayamaz. Borç yiğidin kamçısıdır. Doğrudur. Şey olmaz abi, ne olacak? Türkiye'nin bir hayli dış borcu olduğu da söyleniyor. Tamam. O milletin borcu, devletin borcu değil. Devletin borcu değil. Emekliye verilen, bak şu anda emekliye verilen 99, 100 hakkın 99'u fazla, %1'i emekliye yeter. Bak gerçekleri İki tane ikramiye alıyor. Gerçekleri konuşalım. Eğer bu hükümet nereden nereye getirdi? Nereden bankalar getirdi? Bataktı. Tabii. Batak bankalar vardı. Bankalar kurtardı diyorsun. Kurtardı. Sen bakma şu anda 24 milyon kişinin hacizlik durumu var ama Türkiye'nin yalan. De,
etrafında çok dış güçler var. Dış mihrakların oyununa geliyoruz. Bir de bu bir de deprem de eklendi. Ya. Allah... Yalan atıyorlar. Yok deprem paraları nerede? Deprem paraları yol yapılmış. Yalan. Onlar yalandır. İnanmıyorum. Yalan mı abi? Yalan. Tabii. Her ne kadar açıklayamasalar da nerede olduğunu. Ben Erdoğan'a destek veriyorum buradan. Allah ondan razı olsun. Allah bizim ömrümüzden alsın, onun ömrüne versin. Amin. Peki abi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nazım sağ olun. Ekonomik gidişatı soruyoruz abi. Memnun musunuz ekonomiden? Memnun değilim ekonomik gidişattan. Neden abi? Hayat çok pahalı. Her şey çok pahalı. Gelirlerimiz ona göre çok az. Az olduğu için de geçinemiyoruz. Vatandaştan biz soruyoruz, mikrofon uzatıyoruz. Ekonominin iyi olduğunu, geçinebildiklerini de söyleyenler var. Bunlar neden bu şekilde lanse ediyorlar abi? Vallahi onlar rant sahibidir. Daha çok gelirleri vardır. O açıdan belki olabilir ama ben bir emekli olarak geçinemiyorum. Ne kadar maaş alıyorsunuz abi? Vallahi işte ben 2200. Çok şükür 2200 lira alan emekli mi var abi dünyada? Çok şükür. İyi. Asgari ücret alıyoruz yani. Çok iyi, çok iyi. Yani bu ülkede emekliye verilen 99 100 hakkın 99'u fazla, %1'i yeter emekliye. Geçinemediğinden bahsediyor abi. Her imkanı yok abi. Nasıl geçinemiyoruz? Her emeklide arabası var, evi var, cebinde 10 bin lira TL var. Şimdi çıkarsan 10 bin lira para çıkarsın cebinden. Valla etiketleri görmüyorsunuz herhalde bu hayat pahalılığında yani geçinmek. Dünyada var pahalılık, tek bizde değil ki. Şimdi dünya, ben bir dünya vatandaşıysam bugün Almanya'ya gidemiyorum veyahut da başka bir yere seyahat edemiyorum. Ne yapacağız abi? Sadece Almanya'da, burası daha güzel zaten. Oralar buraya geliyor, kıskanıyorlar bizi. Almanya bizi kıskanıyor. Hollanda kıskanıyor, Belçika kıskanıyor. Onlar buraya geliyor. Bizim gitmemize gerek yok. Neyine gideceksin Almanya'nın? Vallahi kardeşim. Bitmiş ekonomisi var. Yerler hep çöp, pislik. Gariban ülke Almanya. Neyine gideceksin abi? Öyle diyoruz da işte bugün orada 3 milyon işçimiz çalışıyor Almanya'da. Suriyeliler oraya gitmeye çalışıyor. Deniz aşırı bir anlamda telef olup gidiyorlar. Suriyeliler bu ülkeye bereket getirdi. Huzur getirdi, mutluluk getirdi. O sizin görüşünüz. Sağlık hizmetlerinden nasıl memnun musunuz abi? Hastanedeki sağlık hizmetlerimizden. Vallahi sağlık hizmetlerinden bir ara memnundum. Fakat daha sonra bu yine paraya dönüştü işler. Her şekil ve biçimde para alınmaya başlandı. O açıdan pek sosyal devlet anlayışıyla bu işin olmadığını anlıyorum. O nedenle hastanelerden de memnun olabilmem için bana iyi hizmet vermesi lazım. O hizmetin de denetlenmesi lazım. Denetlenme yapılmayınca da bu işler olmaz. Önceden kaç hastane vardı bu ülkede, şimdi kaç hastane var? Bak şehir hastaneleri yapıldı, daha ne? Daha ne olsun abi? Önceden insanlar hastane kuyruklarında ölüyordu. Şimdi evde ölüyor. Şimdi bir sağlık politikası olması lazım devletin. Nedir bu sağlık politikası? Büyük hastane yapmakla bu işler olmuyor. Önemli olan belli mahallelerde halkın hizmet yapabileceği, gidebileceği, hizmet verebileceği birimlerin oluşması lazım. Şimdi, bilimde birinciyiz. Organik hoşaf ürettik, daha ne yapalım? Bilimde gidiyoruz, ilerliyoruz. Ama ben aşı bulamıyorum grip hastası eczanelerde ya, arkadaşım ya. Ya limon ya abi. Eczanede ben grip hastası grip için en C vitamini yeterli portakal ya, kış ayındayız. Antalya'da yaşıyor. Portakal, limon yedim mi geçiyor zaten. Tamam, doğru söylüyorsun. Onu da yememiz gerekir ama bugün 4-5 lira portakalın kilosu. Biz bunu de yerden toplarız, ne olacak? Ücretsiz. Tamam, o da olabilir.